Anayasayı değiştirmek, anayasayı yapmak demektir. Anayasa değişikliği yeni bir değişikliğe kadar sürekli bir etkiye sahiptir. Ve yeni bir anayasal düzen kurmayı amaçlar. Her şeyden önce olağanüstü durumlarda anayasanın kısmen veya tamamen değiştirilmesi pek kabul edilmez. Anayasayı değiştirmek imtiyazını olağanüstü yetkileri kullanacak olan organa vermek demokrasinin temel prensipleriyle açık zıtlık teşkil eder. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Şu an AKP milletvekili olan anayasa hukuku hocamız, benim de dersime girmiş olan Burhan Kuzu, olağanüstü hal kavramı ve Türk anayasa hukukunda olağanüstü hal rejimi kitabında aynen yazıyor. Yürütme erkinin yasamaya karşı sorumlu olduğu ve yargı erkinin bağımsız olduğu sistemdir parlamenter rejim. Hükümetin parlamento önünde siyasal sorumluluğu vardır. Bir de fesih mekanizması vardır. Fesih sadece Norveç parlamentosunda yok. Onun dışında parlamenter rejimlerde siyasal sorumluluk ve fesih hakkı yürütme ve yasama organlarının karşılıklı kozları durumundadır. Şimdi biz ülkemizdeki bu sistemi güçlendirmek için çalışmamız gerekirken yasamanın yürütme üzerindeki denetimini kaldırmaya kalkıyorsunuz. Yasamanın yürütme üzerinde hiçbir denetimi olmayacak. Yasama Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların görevden alınmalarını isteme, düşürme ya da başka bir denetleme yetkisine sahip olmayacak. Onları atama, görevden alma yetkisi ve onların sorumluluğu sadece tek başına Cumhurbaşkanı'na karşı olacak. 17. yüzyılda hakimi mutlak Fransa kralı 14. Louis'in devlet benim formülünün Türkiye'deki halidir bu anayasa değişikliği teklifi. Cumhurbaşkanına güçlü bir yürütme erkini tasarlayıp bunun yanı sıra kararname çıkarma yetkisi sayesinde yasamayı da sunan, genişletilmiş bir OHAL rejimi kurabilen, Anayasa Mahkemesi üyelerinin büyük çoğunluğunu belirleme yetkisi veren, Hakim Savcılar Kurulu'nun üyelerinin 5 tanesini belirleme yetkisi veren ki kurul başkanı olan Adalet Bakanı'nı zaten kendisi belirleyecek, kalan üyeleri de meclisteki kendi partisi sayesinde belirleyebilen bu kontrolsüz gücün denetimi de ne yazık ki bu fani dünyada imkansız kılınmıştır. Bu tek muktedir adam devleti için yapılan bir tekliftir. Sizler rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğunu söylüyorsunuz. Ama bu kendinizi kandırmaktan öteye gitmiyor. Size göre Cumhuriyet devam edecek. Çünkü adımız hala Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ama işin aslı o değil arkadaşlar. Sayın Köksal, toparlayalım lütfen. Toparlayacağım Sayın Başkan. Demokrasiyle özdeşleşememiş bir cumhuriyet, cumhuriyet değildir. Sizin getirdiğiniz bu sistem, cumhuriyetin demokrasiyle özdeşleşmesini engelliyor. Sizin getirdiğiniz bu sistem, devletin bütün kaderini tek bir kişiye teslim ediyor. Türkiye'de demokrasi adına verilen tüm mücadeleleri tarihe gömüyor. Sizin getirdiğiniz bu teklifle, ağır aksak da olsa, yeterli de olmasa demokrasimiz katledilmiş olacak. Geleceğimiz nokta bu olacak. Türkiye Cumhuriyeti ama demokrasinin olmadığı bir cumhuriyet. Tek adamın ellerinde olan bir cumhuriyet. Vatandaş bana oy verirken git bu rejimi değiştir, bu ülkeyi tek adama bırak, cumhuriyeti yık diye oy vermedi. Elinizi vicdanınıza koyun. Getirdiğiniz bu teklif daha şimdiden yamalı bohçaya döndü. Gelin birlikte cumhuriyetin çatısına sığınalım. Bizim ilacımız parlamenter rejimi güçlendirmektir. Bizim çaremiz demokrasidir. Cumhuriyeti demokrasiyle beslemektir. Gelin çekin bu teklifi. Yarınlar